Jean Rawls mu? Ateşlerde yanasıca orospu çocuğu. Amına kodum. Tabii ki Ayn Rand'ıyız. Ayn Rand'ın Jean Rawls hakkında bir yazısı var. Bir ağzına sıçıyor. Hegel, Thomas Hobbes. Yani. Ya Hegel'in karşısına Kurtlar Vadisi'ndeki Cahit'i koysan Cahit'i seçerim. Bir de Hobbes yani. Ahmet Cevizci, Hans Hermann Hoppe. Şimdi ben Hans Hermann Hoppe'un çok büyük bir fanı değilim. Ya lakin Ahmet Cevizci filozof değil, felsefe tarihçisidir. Ha şu var ki harika bir felsefe tarihçisidir. Bir dakika nereye koydum? Nereye koydum lan ben bunu? Şu elimde görmüş olduğunuz mandallardan alarak bana yardımcı olabilirsiniz. Şu küçük kitap Felsefe Tarihi Thales'ten Baudrillard'a en iyi felsefeye giriş kitabıdır ve en iyi felsefe tarihi kitabıdır. Türkçe tabii ki. Muazzam bir kitaptır. Yani bunu alıp okumanızı tavsiye ederim felsefeye meraklıysanız. Tabii hepsini okumak zorunda değilsiniz. Ben mesela Presokratları bilmem neleri atlıyorum yani. Atlamıştım. Yani ben tabii buna şey zamanı bu kitabı ezberlemiştim ben. Bakma. Notlarım falan var amına koyayım. Bak her yerinde notlarım var. Her yerinde notlar falan alıyorum yani. Şimdi o yüzden Ahmet Cevizci'yi bu klasmana sokamam. Dolayısıyla Hans Hermann Hoppe diyorum. Çok büyük bir fanı olmasam da. George Edward Moore, Wittgenstein. Oo. Güzel soru. Güzel soru. Bilmeyenler için söyleyeyim. George Edward Moore çok iyi bir matematikçi, mantıkçı, analitik felsefecidir. Ayrıca ahlak felsefecisidir. Meta etiği George Edward Moore kurduk desek yalan olmaz herhalde. Hani ben ahlak felsefesine hakimim ve esas uzmanlık alanım benim meta etik. Ve meta etiği de aha bu adam kurdu bir nevi. Tabii bunun görüşlerine katılmıyorum ben. Non-naturalist bu ama. Öte yandan Wittgenstein yani Traktatus mükemmel bir kitaptır. Fakat tabii Wittgenstein'la temel konularda çok ayrıyım. Yani Wittgenstein'a göre ahlak hakkında konuşmak bile anlamsız, saçma. Felsefenin işi değil. Ki bu yüzden hani bazı fikirleri mantıksal pozitivizme öncülük etmiştir. Kendisi bir mantıksal pozitivist olmasa bile. Çünkü ahlak önermeleri anlamsızdır ona göre. Vallahi iki tane baba filozof. Ben galiba Moore diyeceğim. Yani insanların %99'u Wittgenstein der ama yani benim Moore'la çok mesaim geçti. Onun hatırına Moore diyorum. Bakayım hala siz demeyeyim. Kendi kendime konuşmayayım. Ha. Arada sizi kontrol edeyim de. Baudrillard mı Gazali mi? Kesinlikle Gazali. Yani Gazali evet üstünlüğü tasavvufa vermiştir Müslümanların. Bu yüzden bir yerde ağzına sıçmıştır. Ama ya Baudrillard'ın yok simülasyonda yaşıyoruz bilmem ne falan geyiklerine de çok giremeyeceğim yani. Gazali derim. Yani Gazali filozofların tutarsızlıkları mıydı? Meşhur bir kitabı. Filozofları yerden yere vurduğu bir kitabı vardır ama Gazali'nin kendisi bir filozoftur. Hani Gazali'yi ben diğer Mevlana'dır, Zart'tır, Zürt'tür, Ahmet Yesevi'dir, Hallacı Mansur'dur onlardan ayrı tutarım. Onlar kadar leş bir adam değil Gazali. Yani bugün Tanrı varlığı lehine en büyük argümanlardan biri kelam kozmolojik argümansa oradaki kelam Gazali'den dolayıdır. Gazali'nin eksi sonsuz argümanından dolayıdır. Gazali'ye ve Müslümanlara bir saygı, bir selam çakma
Lengreg'dir. William Lengreg tarafından. Ben Gazali diyorum bunu hocam. Ama daha da ilerleyemez bence. John Stuart mi Leibniz mi? Hmm. Şimdi bu adam Leibniz bir deha. Deha. Pürüzsüz, tartışmasız deha. Bir matematik dehası, fizikçi, evet. Kalkülüsü buldu adam. Bir sürü şey buldu. İşte ne bileyim ilk saati galiba bu yapıyor. Bir şeyler. Yani yerinde rahat durmayan manyak bir adam Leibniz. Gel gelelim, felsefe de bana çok hitap etmiyor. Bir spiritüalist monat, Leibniz. Yok, her şey monatlardan oluşuyor. O monat ne? İşte madde değil, daha ayrı bir töz falan deyip böyle buna amına koyayım dersin yani. Ama öte sebep, öbür taraftan Teodisesi var din felsefesinde. Teodisesi çok benlik değil. Ama yeter sebep ilkesini hala kullanırız. Leibniz'den gelen. Öte taraftan John Stuart Mill. Ütilitaryanlığın kurucusu olan Bentham'dır. Bu da geliştiriyor. Her şey en temel değer hazdır diyor Bentham gibi. Ama Bentham hazların şiddetiyle ilgilenirken Mill hem şiddetiyle hem de niteliğiyle ilgileniyor. Yani işte tatmin olmuş bir domuz olmaktansa mutsuz bir Sokrat olmak yeğdir diyor ya, işte onu kastediyor. Utilitaryanlık bence bullshit bir felsefe. Fakat o yıllarda 1800'lerde biliyorsunuz tanrısız ahlak felsefeleri geliştirilmeye çalışılıyor. Ve John Stuart Mill'in etkisi epey sürüyor. Ama yani Mill ikisi de benim mesafeli olduğum filozoflar açıkçası, ama hadi Leibniz diyeceğim. Gömdük adamı seçtik. Descartes, Ahmet Arslan. Hume, William Frankena. Hume babacığım. Hume. Frankena da evet etkili olmuş 1900'lerde, 20. yüzyılda etkili olmuş bir filozof, ama yani ne kadar özgün bilmiyorum. Bunun bir objektif değerler listesi var, böyle her şeyi yazar, böyle sağlık, kardeşlik, şu bu falan diye. Ama Hume'un katkıları daha fazla ya. Hume diyeceğim ben buna. Hume bayağı ilerleyecek bence. William Lane Craig mi, Butler mı? Craig abi, bunu hiç tartışmıyorum. Thomas Hurka mı, Machiavelli mi? Thomas Hurka aksiyolojide ya da değer teorisinde bana savunduğum pozisyonun doğru olduğunu söyledi, böyle ikna etti Hurka. Değerler objektif olmalıysa, objektif değer aranıyorsa benim için, senin için den bir objektiflik çıkmaz. Sadece iyi aranmalıdır. Bunu çok iyi anlatır. Değer felsefesinde sadece iyi, intrinsic value gibi konularda çok iyi makaleleri vardır. Tabii tarihi olarak Machiavelli daha etkili olmuştur. O ayrı. Ama bu benim subjektif sıralamam. Seçimim Hurka diyorum. Sartre mı, Cengiz Çakmak mı? Cengiz Çakmak'ı hocam olduğu için seçmedim. Sartre Gavatoğlu Gavat olduğu için Cengiz Çakmak hocamı seçtim. Arda Denkel, John Locke. Ya hocam, Türkleri de katmaya çalışmışsın, anlıyorum ama hani bunlar karşılaşınca biraz komik oluyor. Hani şimdi John Locke amına koyayım yani. John Locke amına koyayım. Liberalizmin babası amına koyayım yani. Tamam, Arda Denkel de bir Türk analitik felsefeci ama John Locke.
koskoca Amerika'nın bağımsızlık bildirgesi John Locke'tan esinle yazılmıştır abiciğim. Koca Amerika'nın kurucuları John Locke etkisindedir. Yani böyle bir adamı ben şimdi nasıl şey yapayım. Farabi hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama bilseydim de Aristo derdim. Platon mu Nietzsche mi? Platon'dan nefret ediyorum. Nietzsche diyeceğim o yüzden. Bertrand Russell bu file gibi. Çok enteresan. Bu ikisinin denk gelmesi çok tuhaf oldu. Beraber de çalışıyorlar arkadaşlar. Ya şöyle, Frege evet iyi bir mantıkçı, muhteşem bir mantıkçı ama Russell her konu hakkında bir şeyler bilen, söyleyen, konuşan bir adam. Biraz komik bir figür Russell. Çünkü bugün ak dediğine yarın kara der. Sürekli fikri değişir. Hani şeydir, lütfen parolanızı giriniz, lütfen parolanızı tekrar giriniz güvenlik açısından, orada fikri değişir amına koyayım ve site login olamaz, o kadar fikir değiştirir. Ama Russell'ı dinlemek ve okumak hoştur. Bazı kitapları ağır felsefe kitaplarıdır ama bazı kitapları çok böyle çala kalem yazdığı kitaplardır. Russell'ı ben felsefeyle ilgilenmeden önce okuyordum. Ve gayet anlaşılır yazıyordu. Russell'a bir sempatim var. O yüzden Russell diyeceğim. Benim mantıkçılarla çok 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 bir bağım yok. O alanla ilgilenmediğim için. Abi John Wesley Mackie'yi ben burada harcamazdım ya. İlk turda harcanacak mı şimdi Mackie? Çünkü Plantinga var karşısında. Plantinga bu oyunun kazananı olacak muhtemelen. John Wesley Mackie bir ahlaki nihilist. Ateist. Bir argüman geliştiriyor tuhaflık argümanı diye. Eğer ahlaki iyi, ahlaki kötü, ahlaki görev diye bir şeyler olsaydı bunlar çok tuhaf varlıklar olurdu. Hani ben göremiyorum öyle şeyler diyor. Ama diyor Tanrı olsaydı bunlar tuhaf olmaktan kurtulurdu. Çünkü Tanrı zaten biraz yeterince tuhaf olduğu için değerler tuhaf olmaktan kurtulurdu diyor. Aslında bir nevi ilahi buyrukçu kendisi. İki kitabını okudum Mackie'nin. Birincisi en baba kitabı Ethics, Inventing Right and Wrong. Bu kitabı muhakkak okuyun. Tavsiye ederim. Yani 10.000 atıf falan almış olabilir. Bakayım Google Scholar'a gireceğim. Kaç atıf almış? Inventing Right and Wrong. Mackie Inventing Right and Wrong. 7.754 alıntı. Tamam mı? Böyle bir kitap. Metaetik alanında öyle bir kitap ki metaetik gibi niş bir alanda 7.754 atıf alan bir kitap yazıyor adam. Bir diğer okuduğum kitabı da Miracle of Theism. Orada teizme giydiriyor. Ateizliğini konuşturuyor ama esas Inventing Right and Wrong'u kesinlikle okuyun. Hakkını verdik baba bak ama üzgünüm karşında belki de 20. yüzyılın en büyük dehası var ya. Yani. Plantinga. Ay. Ay. Karşıma adam akıllı birisi gelse onu seçerdim bu arada da. İbn Arabi diyorsun abi. neymiş? Her şey birmiş. Bak. Caner Taslaman, Rusça Ferlando. Yani uluslararası tanınırlık açısından tabii bu herif büyük bir filozof da. Yani non-naturalist.
Ben Caner Reis'i seçiyorum. Kamu mu, William Alston mu? Hocam kamuyu ben pek bilmiyorum. Ama bilsem de Alston'u seçebilirdim. Tezimde çok faydalandım Alston'dan. Bir ilahi buyrukçu o da. Tanrı yoksa ahlak temellenemez görüşünü savunanlardan ve geliştirenlerden. Yani kamu daha bir ot dergi okuyucusuna hitap eden bir filozof ama ben Alston diyeceğim. Kamuyu bir gün belki okumak isterim. Ama yolum kamuya düşmedi. Repertuarımda olan bir filozof değil. Rahim Acar mı, Simone de Beauvoir mı? Yani ben Rahim hocamı seçiyorum tabii ki de. Allah'ın feministini mi seçeceğim? Aslan gibi teist filozof varken. Sharon Street, Karl Popper. Karl Popper'ın hiçbir zaman büyük bir fanı olmadı. Söylediği şeyler doğru olsa bile abartıldığını düşündüm. Ne var ki bunda dedim. Sharon Street diyorum ben. Tezimde sanırım en çok atıf yaptığım filozof. Bakayım kaç tane makalesine atıf yapmışım. Merak ettim. Size de göstereceğim. Kaynakça. Hadi la. Kasıyor amına koyayım. Abi baya baya yapmışım ya. Dur bakayım. Ekran şeyi ama yani 9'dan fazla atıf yapmışımdır tabii. Bir aynı makaleye çok fazla da atıf yapmış olabilirim. Efendim. Evet. Geri dönelim şeye. Bizim neydi? Ekran mı yoktu? Ya bu YouTube şu işi çözemedi. Ben şu 7, şu 8 derken ekran yok muydu? Gösteremedim. Tamam bir daha gösteremiyorum. Geri dönüyoruz şeye. Şey geldi mi? Anketimiz. Ufufu sayfası geldi mi? Ufufu da mı gelmedi? Geldiyse başlıyorum. Bazınız siyah ekran diyorsunuz, bazınız geldi diyorsunuz. Çok ilginç. Sharon Street dedik. 9 makalesine atıf yapmışım. Daha fazlasını da okumuşumdur eminim. Heidegger mi, Sokrates mi? Sokrates diyeceğim. Jeremy Bentham mı, Spinoza mı? Bentham. Bye bye pantheist. William James mi, Thomas Aquinas mı? William James bir psikolog. Hristiyan bildiğim kadarıyla. Asıl olayı pragmatizm. Pragmatizmin popülerleştiricisi. Yalnız Thomas Aquinas o kadar taşraklı bir filozoftur ki yani hem Tanrı ispatı, beş yolu, hem Aristo'yu yeniden diriltmesi. Thomas Aquinas'a kadar Aristo bilinmiyordu Avrupa'da. Uykudaydı. Kimse siklemiyordu. 1000 yıllık uykusundan uyandırdı Aristo'yu. Ayn Rand şey der yani. Aquinas Rönesans'ın olmasını sağlayan adamdır. Rönesans'ın kapılarını aralayan adamdır der. Rönesans'tan 100-200 sene önce yaşamasına rağmen yani. Çünkü Aristo'yu diriltti. Aquinas diyorum. Ki Ayn Rand teist filozoflardan nefret eder. İbn Rüşd, Schopenhauer. Hocam ben İbn Rüşd'ü pek bilmem ya. İbn Rüşd'ün önemi de aslında şudur. Deminki Aquinas gibi. Aquinas Aristo'yu nasıl öğrenebildi? İbn Rüşd'ten öğrendi. İbn Rüşd gibi adamlar sayesinde Endülüs'te Aristo okunuyordu ve Müslümanlar başta İbn Rüşd, Müslüman alimler, bilginler Aristo'yu Avrupalılara öğretti. Yani Avrupa Rönesansı'nda Endülüs Müslümanların çok çok büyük payı var. Ama İbn Rüşd'ü bilmem. Bunun dışında. Kendisi ne savunur? Ne der?
Aynı şekilde Schopenhauer'de. Benim repertuarımda olan bir filozof değil kendisi. O sebeple ben İbn Rüşd diyeceğim. Swinburne. Swinburne. Kant mı, Comte mu? Abi hiç sevmediğim iki adam ya. Ya bu herif insanlık dini kurmaya falan çalışıyor yani. Dinleri siktir edelim. Kendimize tapınalım falan diyor. Bu herif benim zaten baş düşmanım. Ödev ahlakıyla olsun. Ontolojisiyle olsun. Ya çarpıya basmak istiyorum ben şu an ya. Vallahi hiç o çarpıya basmak istiyorum. Hadi yine bir Hristiyan olması sebebiyle Kant diyelim. Kant'ın hatta son dönemlerinde cübbeyle falan dolaştığı söylenir. Bayağı dindarlaştığı söylenir. Hadi teizmin hatırına Kant dedim. Bacon mı, Kierkegaard mı? Kierkegaard diyorum ben buna. Adam Smith mi, Erdal Cengiz mi? Erdal Cengiz'i tanımıyorum. Yani tanısam da sonuç zaten değişmezdi. Adam Smith var karşısında. Thales mi, Elizabeth Anscombe mu? Elizabeth Anscombe diyorum ben buna. Bir makaleyle ahlak felsefesinin kaderini değiştirmiştir. Modern Moral Philosophy, Modern Ahlak Felsefesi adlı makalesiyle. Bakayım kaç o da şey almış. Anscombe. Tam çıkmıyor ki şey. Anscombe diyeceğim. Paul Copan mı, Marx mı? Tabii ki Paul Copan. Bir mail atmıştım. Upuzun bir cevap vermişti. Ve makalede göndermişti. Eklerdi. Derrida mı, Kelly James Clark mı? Evet. Bertrand Russell mı, Thomas Hobbes mu? Birçok kişi Russell diyecektir ama Hobbes yani inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir adam. Hayranım. Aristo mu, Hurka mı? Aristo. O kadar da değil. Gazali mi, William Lane Craig mi? İşte kelam kozmolojik argümanını üretti ama kelamı buradan geliyor. Ama Craig diyoruz. George Edward Moore mu, William Elston mu? Moore diyeceğim ben. Aslında Jeremy Bentham mı, Cengiz Çakmak mı? Şimdi hocam çığır açmış bir adam var burada. İzninle Bentham diyeceğim. Kierkegaard mı, Caner Taslaman mı? Caner Taslaman çünkü rasyonel delillerde savunuyor. Delilci. Kierkegaard abimiz fideist. Ben de delilci kanattanım. Rahim Acar mı, Kant mı? Rahim Acar. Ha, Kant'ı şöyle hasta dili belleyelim. Sokrat mı, Leibniz mi? Ben Sokrates'in hep overrated olduğunu düşünmüşümdür. Leibniz diyorum, dehası hatırına. Paul Copan mı, Sharon Street mi? Paul Copan abi. Paul Copan, William Lane'in kankası. Descartes mi, Akinas mı? Çok zor bir kıyas ama Descartes diyeceğim. Çağ açıp çağ kapayan abimiz Descartes. Descartes çok ilginç bir karakter. Hep akıldan demursal, çok duygusal bir adam. Bir yerde hangisi? Meditasyonlar değildi galiba. Hangisiydi hatırlamıyorum. Bir yerde öyle kopuyordu ki böyle hani La ilahe illallah dercesine yazıyor böyle. Allah'a öyle bir aşk duyuyor ki böyle hani. O yüzden Allah övülmelidir falan filan diye böyle.
şey de bir adam yani böyle. Teist damarı sağlam bir adam. Yani dindar bir adam bu Descartes. Sadece inançlı değil. Felsefesinin zaten merkezinde Tanrı var. Yani evet benden başlıyor ama benden diğer zihinlere nasıl geçecek, geçiş yapacaksın? Tanrı sayesinde. Tanrı beni yarattığı gibi diğerleri de yaratmıştır. Ve Tanrı yalan söylemez. Demek ki benim var olduğum gibi diğer başkaları da var. Diğer insanlar da var. Diğer zihinler de var. O sıçrama tahtası Tanrı'dır Descartes'ta. Yani birçok şeyi Tanrı ile açıklar Descartes. Genellikle ateistler şey der ya. Ya onlar eskiden yaşadıkları için Tanrı'ya inanıyorlardı. Ya da inanmak inanıyormuş gibi yapıyorlardı. Lan adam felsefesini Tanrı üstüne kuruyor. Hani... O kadar bağlı yani. Descartes diyeceğim. Cemre Demirel mi ayrıldı? Kardeş kanı dökülecek. Fakat aynen tatlanız tabii ki. Adam Smith bir İbn-i Rüşt mü? İbn-i Rüşt'ü bilmediğimi söylemiştim. Adam Smith. Hume mu John Locke mu? Ben buna John Locke derim. Liberal olduğum için. Ve teist olduğum için. John Locke hem sıkı bir protestan, hem ilahi buyrukçu, hem de liberal. Yani hem liberal olup hem de ilahi buyruk teorisini savunan kaç adam olmuştur acaba tarihte? Yani bunlardan birisi John Locke. Tabii ki John Locke diyeceğim. Nietzsche mi Hans Hermann Hoppe mu? Nietzsche. Valla 2002 Dünya Kupası'ndaki Türkiye gibi hep kolay rakipler geliyor karşına amına koyayım. Hans Hermann Hoppe o kadar da çok şey yapmıyorum. Swinburne mu Hans Hoppe mu? Evet büyük bir teist, filozof fakat Swinburne hiçbir zaman bana çok hitap etmemiştir. İlahi buyrukçu da değil. Enscombe. Plantinga mı Kelly James Clark mı? Yani Kelly James Clark'ın kendisi de Plantinga'ya basar burada. John Locke mu William Lane Craig mi? İşte. Çok zor soru. John Locke zamanında evet birçok yenilik yaptı. Zamanında devrim olabilecek şeyler söyledi ama benim kişisel gelişimimde felsefi anlamda gelişimimde William Lane Craig'in çok daha büyük rolü var. Yani sadece kitaplarını değil ne bileyim Reasonable Faith sitesindeki ufak yazılarını, sorulara verdikleri cevaplarını falan bile okudum tek tek zamanında. Craig değerli bir adam. Ben Craig diyeceğim. Üzgünüm John Locke Reis. Plantinga bir Rahim Acar mı? Rahim Hocam da burada olsa o da Plantinga'yı seçerdi. Ve benzer adamlar. Çalışma sahaları benzer. Hobbes. Taslama mı aynan mı? Ay. Ne yapacak? Abi ne yapacak? Hay Allah'ım ya Rabb. Şimdi aynan desem burada Mücahit Caner Taslaman var. Ya aynı anda bu kadar kolay eleyememeliydim. Daha 16 turunda elenmemeliydi. Ben Caner Hoca derim. Aynı şekilde tıpkı şey gibi William Lane Craig gibi. Bir şeylere zihnimde tam oturtmamı sağlamış bir adamdır. Tabii bu da öyle. Bu da öyle. Ama teistliği sebebiyle Caner Taslaman diyeceğim. Sorry Ayrancığım.
Aristo mu Adam Smith mi? Aristo. Yani buralarda artık üzülerek rakiplerin elenmesine üzülerek geçiyoruz artık. Sevdiğim filozoflar kaldı çünkü artık genellikle. Yani Adam Smith'i de seçerdik de Aristo koymuşsun karşısına baba. Volkoppen mu Moore mu? Bentham mı Leibniz mi? Valla Leibniz buraya kadar nasıl geldi ya? Çok sevdiğim bir adam değildir. Descartes mı Nietzsche mi? Descartes. Plantinga mı? Çok zor. Çok zor. İki tane teist filozof. İkisi de din felsefesinin babası babalarından. Evet arkadaşlar ben oyunu şey anket şeyini oynarken reklamları geç seçeneğini göremiyorum. Ondan reklam giriyor. Normalde ben burada sizle konuşurken çaktırmadan engelle diyorum reklamı. Yarım saatte bir giriyor normalde. Valla buna çoğu kişi Plantinga der. Fakat ben Craig'i seviyorum abi. Çok benlik bir adam. Ama Craig'in ihtişamlı resmi koyulmuş. Psikolojik üstünlük ondan Plantinga torbacı. Plantinga da bıyıkları keser, sakalları uzatır. İsmail Ağa cemaatinden mi acaba? Plantinga diyeceğiz canım. Vallahi William Lane Craig kazanır gözüyle bakıyordum ben ama bilmiyorum. Olmadı. Plantinga'yı hesaba katmadık. Thomas Hobbes mu Caner Taslaman mı? Ben Caner hocamı seçeceğim. Hobbes'u sevsek de. Abi yalnız Caner Hoca aynandı ve Hobbes'u eledi ya. Tüm hani egoist filozoflarımı eledi. En baba egoist filozoflarımı. Aristo. Descartes. Plantinga mı Caner Taslaman mı? İşte şimdi Plantinga diyeceğim maalesef Caner hocam. Descartes mi Aristo mu? Wow. İşte bu çok baba bir soru. Bu çok baba bir soru. Aklım Aristo diyor, gönlüm Descartes. Anlatabildim mi derdimi? Aklım lan tabii ki Aristo manyak mısın diyor. Ama gönlüm Descartes'tan yana. Descartes diyeceğim ben ya. Ya da Aristo. Aa, vallahi bunu herkes Aristo der ama ben Descartes diyorum. Final. Plantinga mı Descartes mı? Winner is. Aha XP kazanmış. Sonucunu paylaş. Niye paylaş? Plantinga moruk. Bakalım. Çözen var mı başka? En çok kimler kazanmış? Cemre Demirel. Bir kişi daha çözmüş biz oynarken. Beni birinci yapmış. Plantinga moruk ya. Evet. Güldük, eğlendik.